Selamünaleyküm Formel Motors'un değerli aboneleri, değerli takipçileri, yeni bir videodan herkese merhabalar. Ben Ramazan Usta. Aracımız Opel Corsa D 2012 model 1.2 benzinli arkadaşlar. Şöyle paylaşayım. Aracımızın baskı balata setini değiştiriyoruz ve şu an eskileri komple söktük, yenileri taktık. Taktığımda sizlere paylaşmak istedim. Biraz video kaydına geç girdik. Rahatsızım arkadaşlar, o yüzden en azından kısa kısa sizlere çekim yapmak istedim ve paylaşmak istedim aynı şekilde. Araçta şu an yapacağımız işlem, baskı balata değiştiriyoruz. Baskı balatanın montajını gerçekleştirdik. Hidrolik merkezin aynı şekilde montajını gerçekleştirdik. Şanzımanın içerisini yıkadık. Eski parçaları da paylaşacağım. Ve bu aracın fren diski aynı şekilde fren balatası da değişecek. Şu an baktığımız kadarıyla performans, yani derecesi, kalınlığı güzel ama müşterimiz frenden şikayetçi. Tam istediğim gibi tutmuyor diyor. Biraz fren mesafesi uzuyor. O yüzden değiştireceğiz arkadaşlar. TRV olarak ön disk, ön balata. Şimdi araçta yaptığımız işlemler nelerdir? Onları hemen bir kısa olarak paylaşalım. Baskı balata montaj işlemini gerçekleştirdik. Orijinal, gördüğünüz gibi volantın yüzeyini temizledik. Oynar göbek değil, sabit volant. Ve arkadaşlar, aracımızda hidrolik merkez montajını gerçekleştirdik. Hidrolik merkez olan tüm debriyaj sistemlerinde debriyaj ayarı olmuyor. Yani işte alttan tuttuğu, üstten kavradı vesaire. Bunlar eski tip halatlı olanlarda oluyor arkadaşlar. Şanzıman içerisini temizledik. Merkezimizi taktık. Eski parçalara da bir göz atalım. Evet. Baskı balatamız. Gördüğünüz gibi yüzeyi biraz yanmış. Eski merkez komple. Ve borusu arkadaşlar. Bir tane de ufak bir parça var. Onu da paylaşacağım. O-ringi. Baskının şemsiyeleri bakın arkadaşlar. Bir tarafı içeride kalmış. Birkaç tanesi tam randımanında çalışmamış. İşte araçta ayağımız debriyajda durduğu zaman uzun bir süre bu şekilde bilye buraya iz yapıyor arkadaşlar. Bilyamız. Komple set halini değiştiriyoruz. Aynı şekilde bakımını da gerçekleştireceğiz. Fren, disk aynı şekilde balata da değişiyor. Ufak parçama bir bakayım, sizlere bahsedeceğim o parçadan arkadaşlar. Şurada, evet. Şu gördüğünüz parça merkezden aynı şekilde gelen hortumumuz arkadaşlar. Ana merkezden gelen hortumla alttaki hidrolik merkezimizin bağlantı köprüsü diyelim, plastik şöyle. Lakin bu kenarlar kırılmış. Sebebi de daha önce akü asidi komple bu aracın alt tablasına kadar inmişti arkadaşlar. Maalesef buradaki plastiğe kadar zarar vermiş ve çürümüş plastik. Gördüğünüz gibi sekman yeri. Bunu da yeni değiştiriyoruz. Daha önce bu araçta işlem yapıldı. İki partilik bir videosu mevcut. Kanalımızdan izleyebilirsiniz. Bu araçta gizli bir su kaçağı vardı. Yani bulunmayan. 10-15 günde bir eksilten. İşte sindir kapağı sökülecek, motor sökülecek vesaire. Bu aracın zincir setini değiştirmiştik arkadaşlar. Zincir setini komple değiştirmiştik. Aynı şekilde zincir setinin arkasında olan kronik arızalı contamızı da değiştirdik. Kanalımızdan izleyebilirsiniz. Şimdi fazla uzatmadan biz debriyajın montajını yapalım şanzımanın. Sonrasında yavaş yavaş toparlıyoruz. Fren disk balatasını da sizlere paylaşacağım. Detayları kaçırmayın. Şanzıman montajını gerçekleştirdik arkadaşlar. Şöyle sizlere paylaşayım. Alt şanzıman kulağı, çevre cıvataları, akslarımız, şu an her şey tamam. Sırada disk balata değişim işlemi var ve onu da başlattık. Bir tarafı komple söktük, temizledik. Şimdi arasındaki farkı sizlerle bir inceleyelim. Normal şartlarda bakın burası pırıl pırıl. Bizler temizledik. Burayı yeni diski takacağımız için altı pürüzsüz bir yüzey olması lazım. Devam ediyoruz. Sol tarafa baktığımızda gördüğünüz gibi resmen komple pas. Şimdi bu şekilde
Horya'nın üstüne disk takıldığı zaman titreme yapar, verimli fren alamazsınız. Yüksek süratlerde vesaire titremeyi net bir şekilde alırsınız arkadaşlar. Şimdi disk balata kontrolünü bir gerçekleştirelim. Söktüğümüz eski, gördüğünüz gibi diskimiz, balatamız. Şimdi şöyle yeni parçaları da bir inceleyelim. Balatalarımı ben kutudan çıkarttım. Şöyle TRV arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Balata sajları, yani kaliperin üstündeki balata sajları, onları da değiştireceğiz. Bunları pırıl pırıl bir şekilde takacağız cıvatalarına kadar. Yeni TRV balatalarımız komple. Uyarılarımız arkadaşlar, 200 km sert frenden kaçınılması gibi bir yazı oluyor burada. Evet. Bunları asıyoruz, müşterimiz bilgili olsun diye. 200 km balata mesafesi var. Yani alışma süreci var daha doğrusu. Rodaj dediğimiz. Ondan sonra normale dönüyor. Şöyle yine aynı şekilde TRV diskimiz, gördüğünüz gibi. Buraları boyalı gelmiş. Disklerde genelde biliyorsunuz buralar hep zamanla arkadaşlar pas oluyor ve çirkin bir görüntü oluyor. Gördüğünüz gibi disklerimiz buraları boyanmış, temiz, çiçek gibi bir disk. TRV güzel çalışmaya bir arkadaşlar. Ve buradaki sajlarımıza kadar takacağız. Şimdi buranın da temizliği kaldı. Buranın da temizliğini yaptıktan sonra güzel bir şekilde montajını gerçekleştireceğiz. Frenlerimiz sağlıklı olacak araçta. Birazdan plastiğimiz geliyor. Plastikte sizlere bahsetmiştim. Şu kısımda arkadaşlar. Merkezle hortumun birleşim noktası, köprü yani. O gelsin, bunu da takacağız. Ve debriyaj fren sıvısını değiştireceğiz. Havasını da almış olacağız. Sonrasında devam ediyoruz. Şimdi burayı da bir temizleyelim. Disklerimizi bir takalım. Ondan sonra tekrar sizlerle görelim. Fren disk balata montajını gerçekleştirdik arkadaşlar. Şöyle paylaşayım sizlere. Evet. TRV logosu balataların, gördüğünüz gibi. Daha güzel yapmışlar. Normalde burada gözüküyordu arkadaşlar. İç tarafta gözüküyor ve pırıl pırıl oldu. Şimdi fren yağını değiştirdik, fren sıvısını. Devam edelim. Buranın da fren sıvısı değişti. Disk balata montajı tamam. Toparlıyoruz şimdi. Birazdan lastikleri takacağız. En son debriyaj hidroliğini de değiştirdik arkadaşlar. Havasını aldık merkezin. Yağ filtresini gevşettik. Şanzıman yağını açtık. Kalan içinde bir nebze de kalıyor arkadaşlar. Bunlarda üstte bir tane tapa var. Tam boşaltamıyorsunuz. Dolayısıyla karteli sökmek zorunda kalabiliyorsunuz. Şimdi karteli takacağız yerine. Kartel, motor yağ kartel tapasını da kapatacağız. Sırada üstteki işlemlerimiz kaldı. Buralar bitti. Şimdi toparlıyoruz. Bunları da sıkacağız. Buraları da yıkayacağız ve lastiklerimizi takıp aracımızı indireceğiz. Kıvanç ustamız dört dörtlük hepsini tamamladı. Üst tarafta görüşürüz. Marşa bastık değerli dostlar. Aracımızın son kontrol işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Motor yağ bakımı oldu. Hava filtremizi değiştirdik. Polen filtresi değişti. Şanzıman yağımız değişti. Debriyaj seti değişti. Daha önce de zincir setini değiştirmiştik bu aracın. Şu an makinamız çiçek gibi çalışıyor. Sıfırlamaları gerçekleştiriyoruz. Birazdan kapının önünü alacağız. Yedek su bidonu değişecek. Antifrizi yenileyeceğiz. Değişen tüm parçalarımız, gördüğünüz gibi, şanzıman yağı, debriyaj seti, disk, balata, motor yağı, fren sıvısı. Yorucu bir gün. Ve aracımızı şimdi birazdan kapıya alıyoruz. Komple yedek su bidonu değişecek. Aynı şekilde antifrize değişiyor. Sonrasında yol testimiz var. Formel Motors'un değerli abonelere, herkese hayırlı geceler. Opel Corsa aracımızı bitirdik. Şu an yol testindeyiz. Şöyle vitesimizi biraz düşürelim arkadaşlar. Yokuş çıkıyoruz şu an. 1-2 makine biraz boğuluyor. Aracımızın yedek su bidonunu erteledik arkadaşlar. Daha sonra arka su flanş ile beraber set halinde değiştireceğiz. Onda da ufaktan böyle lekelenme olmuş. Kaçak değil ama ileriye dönük plastik sonuçta. Bu da miadını dolduracak. Şu an aracımızda tüm sıvılar değişti. Sadece antiviriz hariç. 154.000 km'de
Şöyle hem yola bakayım hem de sizlere çekim yapayım. Aracımız bizlere Kartal'dan geliyor arkadaşlar. Şu an ikinci kez ağır bakım tarzında işini gerçekleştirdik. Daha önce zincir bakımı yapılmıştı. Müşterimize teşekkür ederiz. Sabah geldi arkadaşlar. Bakın bu saat oldu. Daha yeni uğurlayacağız. Herkes için zaman kıymetli. Her şeyin farkındayım. Yani gönül ister şu aracı 5 saatte sökelim, toparlayalım, gönderelim. Lakin olmuyor arkadaşlar. Her zaman istediğimiz gibi. Zaten ekip olarak azız. Çok profesyonel kadromuz yok. Yani kalfa, çırak bulduğumuza şükrediyoruz bu devirde. Yarın bir gün bunları da bulamayacağız. Tek başımıza arkadaşlar. Yaşlanıp gideceğiz. Evet, yolu yavaş yavaş sonlandırıyoruz. Aracın periyodik bakımı da yapıldı arkadaşlar. Fren sıvısı, şanzıman yağı hepsi tek tek değişti. Vites geçişlerimiz gayet güzel. Fren hidrolik cihazıyla havasını aldık ve debriyajımız şu an gayet pamuk gibi. Tam uzun yola hazırlandı aracımız. Uzun yola gidecek zaten Antalya tarafına. Opel videosundan sizlere saygılar, sevgiler sunuyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Özellikle düşük hacimli benzinli motor kullanıcıları, debriyajlarınıza dikkat edin. Çünkü bunlar çok çabuk debriyaj bitiriyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. 1.6'larda da özellikle. Kasa ağır olup da motor hacmi düşükse biraz debriyajdan yiyor maalesef. Hayırlı geceler dostlar. Görüşmek üzere.